ben de şahsım ve konfederasyonumuz adına saygıyla selamlıyorum. Uzun ve zorlu bir süreci hep birlikte geride bırakıyoruz. Biz her platformda ifade ettiğimiz gibi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun bu süreçte esasında üç tane önceliği vardı. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımız da az evvel ifade etti. Ülkemizin sürdürülebilir refahı oldu. İkincisi çalışma arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması oldu. Üçüncüsü de işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutarak üretimin ve istihdamın devamlılığının sağlanması oldu. Dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak bir asgari ücret belirlemenin önemini her daim aktarıyoruz. Biz bu süreç boyunca ki Eylül'den beri çok hızlanan bir süreç oldu bu. Pozitif mesajlarla ülkemiz çalışma hayatına da yine pozitif bir enerji vermeye de gayret ettik. Devlet işçi işveren ayrımına karşı olduğumuzu ben her fırsatta ifade ediyorum. Bizden sık sık duyuyorsunuz. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Aslında burada bir aile felsefesi var. Bazen tüm konularda anlaşıyoruz. Bazen aile bireyleri arasında anlaşmazlıklar da olabiliyor. Ama biz günün sonunda esas olanın birlik, beraberlik ve bütünlük olduğuna kalpten inanıyoruz. Bugün tabii işçi tarafıyla bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlayacağız. Bu masadan kalkacağız. Çalışma hayatının diğer odak alanları için hep birlikte yeni masalara oturacağız. Oralarda da anlaşmalar sağlayacağız. Tüm taraflardan, özellikle kıymetli basın mensuplarından, değerli kamuoyunda ben bu süreci bütünsel bir bakışta ve sağduyuyla değerlendirmelerini istirham ediyorum. Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak bizim biraz evvel ifade ettiğim bu aileye yakışmaz diye düşünüyoruz. Bugün açıklanan ücreti doğal olarak düşük bulanlar olacaktır, yüksek bulanlar olacaktır, dengeli ve makul bulanlar da olacaktır ama her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Hedefimiz hep beraber ortalama ücretin artırılması olmalıdır. Bu nedenle belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize de ilave atılabilecek adımları atma çağrısında da her zaman bulunuyoruz. Odağımızı enflasyonla mücadeleye, önce alım gücünün korunmasına, artmasına, vergi, istihdam kolaylıkları gibi çalışma hayatının diğer konularına ayıracağız bundan sonra. Bu vesileyle ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli bakanımız olmak üzere komisyon çalışmalarına katkı sunan hükümet, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Biz TİSK olarak ülkemizin kalkınması, çalışma arkadaşlarımızın refahı için işçi, işveren, kamu tek yürek, diyaloğa, işbirliğine üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Ben belirlenen asgari ücretin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, asgari ücret Türkiye'de yaklaşık ücretlilerin %37'sini ilgilendiren bir ücret. Fakat onunla sınırlı kalmıyor. Bütün ücretlileri, ücret yapılarını düzenliyor. Asgari ücretin üzerindekiler kademe kademe asgari ücretten sonra yeniden ücretlerin ayarlandığı bir sürece giriyorlar. Bu demektir ki sizin açıkladığınız bu rakam bütün çalışanları, sadece asgari ücretle çalışanları değil, onun üzerindeki çalışanları da, emekçilerin de refahtan pay alacakları yeni bir ücret skalasına onları ulaştıracaktır. Bu Türkiye'nin büyümesine, büyürken emekçilerini düşünen bir sosyal devlet anlayışına yakışan bir tutumdur. Bu yaklaşım Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını toplumun bütünleşerek emekçileriyle, işverenleriyle, üretim sürecine daha verimli bir şekilde katılmalarını sağlayacaktır. Sosyal devlet politikalarına uygun bir yaklaşımı sürdürmeye katkınızdan dolayı size saygı ve şükran duyuyoruz. Sürece katılan işverenlerimiz ve işçi kesiminin temsilcileri rakamların bugün masada olmasalar da bu rakamın müzakereler sürecinde oluşmasına katkı yapmışlardır. Onun için Türk iş temsilcilerine de başta Sayın Burak Bey olmak üzere TİSK temsilcilerine de buradan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Evet, ben de tekrar gerek bakanıma gerek Burak Bey'e hakikaten bu süreç içerisinde ortaya koydukları performans sebebiyle şahsım, milletim adına yine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu açıklanan rakam bir yerde
devlete olan maliyeti itibariyle, işverene olan maliyeti itibariyle nihai bir rakam değil. Tabii bunun adeta katlayanları var. Bunlarla beraber bu maliyet ne yapıyor? Daha da tabii artıyor. Bir diğer tabii işin yanı, az önce de ifade ettiğim gibi, devlet olarak hiç unutmayalım ki sırtımızda bizim önemli bir küfe var. Ve bu küfe devamlı doluyor. Altyapıyla, üst yapıyla, sağlıkta, eğitimde attığımız adımlarla ve bütün bunlarla beraber ulaşımda atılan adımlarla Türkiye yeni yüzyıla çok farklı bir girişin içerisinde. Nitekim bugün, şimdi biraz sonra Bitlis'teki yine bir açılışı yapacağım. Buradan video konferans da yapacağım. Ve bu açılışta da yine çok ciddi bir bedel ödeyerek adım atıyoruz. Geçmişte hep söylediğimiz, Batı'da ne varsa Doğu'da, Güneydoğu'da da o olacak demiştik. İşte şimdi onları da bir taraftan gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Ben bu vesileyle tekrar tüm basın mensuplarımıza bu süreci yakından takip etmek suretiyle ortaya koydukları performanstan ötürü teşekkür ediyorum. Bu açıkladığımız asgari ücret ülkemiz, milletimiz için, tüm işveren, işçi kesimimiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Sizleri de saygıyla selamlıyorum.